Karşıyım kardeşim. Karşıyım. Karşıyım abi. Sabahın köründe uyanmaya karşıyım. Bir türlü alışamadım. Ben bunu senelerdir yapıyorum ama ben bir türlü buna alışamadım. Nefesim kesildi cümleyi kurarken. Bak. Gidiyorum eskilere gidiyorum. Ta ilkokul 1'e gidiyorum ya. Bundan kaç sene öncesi ya? 20 sene öncesi. Bak ben 20 senedir periyodik olarak her sabah erken kalkıyorum. Kaldırılıyorum, uyandırılıyorum zorla ve isteksizce ve tercihim dışında. Şaka bir yana cidden 20 senedir ben uyandırılıyorum. Abi bu düzen böyle gitmez. Vallahi çok rahatsızım ya. Ya biz bu sabahında niye erken saatte kalkıyoruz? Dayı sen ne yapıyorsun ya? Millet Osmanlı turası yapıştırır, adam yengeç yapıştırır, akrep yapıştırmış. Neyse konumuza dönelim. Şaka bir yana bu bir serzeniş değil. Büyük bir serzeniş. Uyanmak istemiyorum ya. Yatmak istiyorum abi. Gün ışığı gün erken başla. 24 saat ya. Ay sen ne yapıyorsun? O tüten ne? O taksiden tüten ne ya? Oğlum 24 saatimiz var lan. Bu 24 saatin niye ilk 7. saatinde ben uyanıyorum ya? Neden uyanıyorum? Ben istiyorum ki 10-11 dolaylarında uyanayım. Geleyim yani keyifli. Böyle gözlerimi nöbetleşe uyutayım istemiyorum ya. Oğlum ben işe giderken bir gözümü kapatıyorum. 5 dakika birini uyutuyorum. Ondan sonra öbürkünü kapatıyorum. 5 dakika öbürküsünü uyutuyorum. Ben böyle zor süreçlerden geçiyorum ya. Oğlum gülemiyorum da sesim kısık, hastayım. Yeni zaten motor kullanmaya başladım. O yağmurlar mağmurlar yeni bitti yani. Bugün cuma. Oğlum olur da bir gün var ya, çok zengin olur, bir iş kurarsam kesinlikle mesai başlangıç saatini 11 yapacağım. Net. Bak buradan SS alın. Bak buradan yazıyorum abi, vizyon misyon. Şuraya bak. Şu kalabalığa bak. 8.57 mi? Nasıl lan? Bu arada eldivenler hayırlı olsun. Ulan Instagram'da iki tane model atıp A mı B mi dedim. 4300 kişi B demiş. 480 kişi A demiş. Bilin bakalım A hangisiydi. Ama beni tanıyanlar yazıyor abi. Abi diyor. Ben de B'ye verdim ama sen de gidip A alacaksın. Bir tanesi yazmış A hayırlı olsun. %8 almış. Öyle yazan çok vardı. Beni bu kadar güzel tanıdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Ama ben biraz da şeye yoruyorum ya bu durumu. Şimdi A B ya, B sadık oluyor. Çok büyük ihtimalle birçoğu story'yi böyle değiştirirken pıt B'ye basıyor. Hani pıt pıt oluyor ya, size olmuştur, bana çok oluyor. Ben ona yoruyorum. Yoksa o kadar uçuk fark olmaz. Bir de abi bu eldiven daha güzel bir eldiven. Yani onu niye seçiyorlar onu da anlamış değilim. Bir de eldi kısma takayım buna var. Üf. Size buradan 35 sikili atacağım böyle fıt fıt. Alevli alev topu atacağım. En büyük derdimin %30'unu çözmüş bulunuyorum. Çünkü ne kadar güzel kaliteli eldiven takarsanız takın, o belli bir mesafeden sonra elinizin üşüme problemini çözemiyorsunuz. Üşüyor. O yüzden Ghost Rider değilseniz elci kısıtma şart. Ooo elci kısıtma taktırdım. Ver abi ver, dörde ver. Ver dörde, en dibe vur. Bir daha mı geleceğiz dünyaya be? 3,5 yıldır motosiklet kullanıyorum. Ben bu zamana kadar bunu niye tatmadım? Yalnız bir şey diyeyim mi? Benim bundan sonraki favori aksesuarım elci kısıtma. Görgüsüzlük değil mi oğlum? Yazın da açarım ben bunu. Lan elim yandı ha. Vallahi elim yandı. Oğlum böyle bir ürün niye yaptınız? Siz niye mevsimlere şirk koşuyorsunuz ya? Siz niye mevsimlere şirk koşuyorsunuz? Buradan sevgili FUİK yetkililerine sesleniyorum. Bunun havayı ıslanım da yapın. Yemin ediyorum alacağım. Ya evleniyorsun niye küfrediyorsun? Arkaya yazmışsın.
Ya dayı işeceksin oraya ya. İşeceksin oraya. Bilmiyoruz sanki. Şuraya bak. Düşük bütçeli Ghost Rider olduk. Üf, yalnız var ya, güzel şey yaptın ha. Pazarlama yaptın. Ya bu eldivenin ne özelliği var? Ne özelliği var bilmiyorum açıkçası. Ama işte waterproof'tu, windproof'tu falan da filan da yazıyor. Anladığım kadarıyla su geçirmiyor. Gore-Tex zaten. İşte rüzgarı kesiyor. İçinde dahili bir ısıtıcısı yok. O yüzden vücudunuzun ısısını içeride tutmaya çalışan bir sistem. Ama ve lakin belli bir mesafede illaki üşütür ve üşütüyor. Dün akşamdan beri test etme fırsatı bulabildim. Şöyle bir mesafede test ettim. Saat gece 1'de Kadıköy'den Bayrampaşa'ya gittim. Ortalama hızım 130'larda, 140'larda falandı. Belli bir mesafeye geldiğim zaman çıtırdan böyle parmak uçlarımda karıncalanma olduğunu hissettim. Ha, rahatsız edici bir üşüme olmadı. Ne oldu? Otoparka gittim, eldivenleri çıkardım. Elimin soğuk olduğunu fark ettim. Hani bu. Şu anda da işte Bayrampaşa'dan Şişli'ye geldim. Yaklaşık 13 kilometre, 14 kilometre falan geldim. Şu anda bir şey yok, üşüme yok. Ha, bunu nasıl kıyaslarsınız? Bir önceki eldivenim işte 100 liralık falan bir şeydi. Standart bir kışlık motosiklet eldiveniydi. Onda işte yola çıktıktan 3-5 dakika sonra ellerim üşümeye başlıyordu. Bunda herhalde kilometre erteliyor. Evet, bunda kilometre erteleme özelliği var. Daha geç üşüyorsunuz. O sebeple üşütmez değil, üşütmeyi erteler. O yüzden %30 dedim. Kalan %70 benim için elci kısıtma. Bunu bir de elci kısıtmayla kombinlersem işte üf diyorum size. Çıtırdan geç kaldım ya, 3-5 dakika. Neyse arkadaşlar, ben geldim. Ufaktan kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.